Evet gençler, tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kitabınızın 115. sayfasından başlıyoruz. Hemen sorulara geçelim, fazla vakit kaybetmeyelim. Why mustn't you disturb your sister? Sen niçin kız kardeşini rahatsız etmemelisin? Yani ders çalışıyordur, değil mi yani? Ki önceki konularda da bunu hatırlarız. Deriz ki because desek de olur, demesek de olur da yine biz diyelim. Because she studying. Yeter. Ha, istiyorsan she's studying for an exam, the exam olur ama yeter. Yani she's studying kafidir. Why is Zeynep visiting the museum? Zeynep müzeyi niye geziyor? Yani onun tarihe ilgisi var. En kısası, en kestirmesi. She is interested in history. Yani sen tarihi eserlere merakı var dersin, de o biraz daha zor malum. Kolayı tercih edin. Why are the children laughing and singing? Çocukların için gülüp şarkı söylüyorlar. Herhalde eğleniyorlar yani. Harika vakit geçiriyorlar. They are having a wonderful time diyoruz. Dörde bakalım. Why have you got your school bag on your back? Niye okul çantan sırtında? Herhalde okula gidiyorumdur, değil mi? Hepsine because demek istemiyorum gençler. Going to school diyoruz. Sen istiyorsan hepsini bir koz diyebilirsin. Why is your father sleeping in bed now? Baban şu anda yatakta niye uyuyor? Yorgun yani. He is tired. Bitti. Unutmayın. Size sorulan soruya cevap sizin tercihinizdir. En kısası, en kolayı. Bunu bir düstur olarak kafanızın bir kenarında tutun. Why are you and your friends in the tea garden? Sen ve arkadaşların niye çay bahçesindesiniz? Çay içiyoruz canım, değil mi? We are having tea. Bu kadar. Hocam drinking olmaz mı? Olur. Drinking tea de olur. Why has Elif got a microphone in her hand now? Niye elinde mikrofon var Elif'in? Şarkı söylüyordu, değil mi? She is singing. Bitti. En kolayı. Ve senin yazma garantin olan cümle olsun mümkünse. 8. Why are the children in the snow and wearing their scarves and gloves? Çocuklar niye karda atkılarını ve eldivenlerini takıyorlar. Herhalde kardan adam yapıyorlardır. They are building a snowman. Bu kadar. 9'a bakalım. The students and the English teacher are in the classroom. What are the children doing? Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar İngilizce öğreniyor, değil mi? They are learning English diyoruz. Gelelim 10. cümlemize. Why must you be quiet in the hospital? Hastanede niçin sessiz olmanız lazım? Niye? Çünkü hastaları rahatsız etmemem lazım, değil mi? I mustn't disturb the patients diyelim. Şimdi şöyle çekelim, bu yukarı çıkar. Pekala. There are a lot of black clouds in the sky. Gökyüzünde bir sürü kara bulut var. Ne olacak? Yağmur yağacak. It is going to rain. Peki. Why is your father on the prayer rack? Baban
Niye seccadesinde? Namaz kılıyor. Yani dua ediyor yani. İngiliz kafasına göre. He is praying diyoruz. Gelelim 13. soruya. Why are the thieves going to run away? Hırsızlar niye kaçacaklar? Polis geliyor. Değil mi? The police are coming. Polisi teşkilat olarak çoğul düşünüyorduk. Bunu bir kez daha hatırlamış olalım. Why is the teacher going to punish the students? Öğretmen öğrencileri niçin cezalandıracak? Herhalde onlar ses yapıyorlardır, değil mi? They are making a lot of noise. Çok ses yapıyorlar. Peki. Why is the cat running after the mouse? Niye koşuyor? Onu öldürecek ya da yiyecek. It's going to eat it. Diyelim. Why is the boy going to open the window? Niye pencereyi açacak? Herhalde o da çok sıcak ya da o çok sıcakladı. He is very hot. Yani o çok sıcakladı. Peki. Why are you going to see your dentist? Niye dişçine görüneceksin? Tabii onlar dişçiyi görüyor. Biz görünüyoruz malum. Herhalde çürük dişin vardır. I have got a bad tooth. Diyelim. Peki. Why is the boy sitting at his desk with his books and notebooks on the desk? Niye çocuk efendim kitapları ve defterleri önünde masada olur vaziyette oturuyor masasında? Ödev yapıyordur. En kolayı değil mi? He is doing his homework. His demesen bile olur yani. Peki. What is the car going to do because it is too fast? Çok hızlı olduğu için araba ne yapacak? Herhalde kaza yapacak yani. It is going to crash diyeceğiz. Peki 20'ye bakalım. What is your team going to do because it is very good today? Yani takım bugün çok iyiyse ne olacak? Herhalde kazanacaktır yani. Ama kazanacaktır. O kazanacaktırdan ziyade buradaki oyuncuları düşünüp they desek yani. They are going to win diyelim. Pekala. 21. cümleye geçelim. Why are you and your friends wearing your coats? Niye sen ve arkadaşların kabanlarınızı, işte montlarınızı, paltolarınızı giyiyorsunuz yani? Dışarısı çok soğuk diyelim. It is very cold outside. Evet. 22'ye bakalım. Why is your uncle in the apple tree now? Amcan şu anda niye elma ağacında? Ne işi var ki orada? Elma topluyordur herhalde. Değil mi? He is picking apples deriz. What is the man doing at the bus stop? Otobüs durağında ne yapıyor? Herhalde armut toplamıyor değil mi? Otobüs bekliyor yani. He is waiting for, unutmayın wait for'la kullanılıyordu, a bus. Pekala. Why is your father's car at the garage? Babanın arabası niye tamirhanede? Herhalde tamirci onu tamir edecektir değil mi? The mechanic is going to fix it. Repair de diyebilirsin ama fix daha kolay gibi geliyor bana. Peki, what is your brother doing in the bathroom? Kardeşin banyoda ne yapıyor? Yani ya duş alır ya banyo yapar değil mi? He is taking a shower deriz. Why is the TV set on? Televizyon cihazı niye açık?
What is your grandfather doing? Büyük baban, deden ne yapıyor? Yani ihtiyarın işi ne olur? Haber izlemek olur. Değil mi gençler? He is watching the news diyoruz. Haberleri seyrediyor. 27'ye bakalım. Why has the father got a bowl of chicken? Farmer, özür. Why has the farmer got a bowl of chicken feed in his hand? Yani elinde niye bir kase tavuk yemi var? Herhalde tavukları doyuracaktır. Tavuklara yem verecektir yani. He is özür. Going to feed the chickens deriz. Tavukları yemleyecek, tavukları doyuracak. Peki, why are Ali and Ayşe packing their suitcases? Ali ile Ayşe niye valizlerini topluyorlar? Herhalde onlar bir yere gidiyorlardır yani. They are going to, gideceklerdir. They are going to, diyelim, uçakla gitsinler. They are going to fly to, nereye gitsinler? İstediğini yaz. Ben Samsun diyeyim. Sen Malatya'da, bir başkası Ankara desin. İşte Giresun desin. Artık nereyi derseniz deyin yani. En kolayı bu olduğu için bunu seçiyorum. Başka şeyler de söylenebilir muhakkak ama. The man has got a terrible headache. Adamın başı fena ağrıyor. So what is he going to do? Bu durumda ne yapacak? Doktora gidecektir, değil mi yani? Doktorunu görünecektir. He is going to see his doctor diyelim. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Allah'tan bu kısa sürdü. Hepinize sağlık, sıhhat diliyor. Görüşmek üzere diyorum gençler.